Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle paylaşmak istediğim örgü modeli bakın bu şekilde. Şöyle yakından bir görelim modelimizi öncelikle. Bu modeli aklınıza gelebilecek her türlü örgünüzde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. İster kadın örgülerinde, isterseniz erkek örgülerinde. Hırka, atkı, bere, her türlü örgüye yakışan yapılışı oldukça kolay bir örgü modeli. Bakın arka yüzü de bu şekilde. Ön yüzü de bu. Lastik örmeden direkt modele başladım. Hiçbir kıvrılma problemi de olmadı. Sizler dilerseniz buraya alt kısmına beğendiğiniz, sevdiğiniz herhangi bir lastik modelini ördükten sonra üst kısmına bu modeli uygulayabilirsiniz. Özellikle de erkek örgü modeli arayan arkadaşlar için gayet uygun. Bakın. Şimdi modelimin ilmek sayılarından da bahsetmek istiyorum kısaca. 11 ilmek ve 11 ilmeğin katları olarak ilmeklerimizi atıyoruz. Yani her bir model için 11 ilmek atıyoruz. En sona geldiğimizde tüm 11 ilmeklerin üzerine ilave artı 4 tane ilmek de en sona atıyoruz ki modelimiz tam olarak denk gelsin. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim. İlmeklerimizi atarak modelimizin yapımına geçelim. Şimdi ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Dediğim gibi 11 ve 11 ilmeğin katları olarak ilmeklerimizi atıyoruz. Ben şimdi sizlere anlatımını yaparken 2 tane model üzerinden anlatım yapmak istiyorum. 2 model yeterli olacaktır modelin anlatımı için. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın ilk modelim için olan 11 ilmeğimi attım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve de 11. İkinci modelim için de 11 ilmek attım. Sizler bu şekilde örmek istediğiniz örgünün büyüklüğü boyunca 11 11 olarak tüm ilmekleri attıktan sonra en sona 1 2 3 4 tane ilmek ilave ediyoruz. Bu şekilde yaptığımızda modelimiz tam denk geliyor. Şimdi ben yine sizlere anlatım yaparken lastik örmeden direkt modelin yapımına başlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve modelimi burada kurmaya başlıyorum. Öncelikle ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıraya bu şekilde başladım. Kenar ilmeği devamına 2 tane ters ilmek. 1 2 Kenar ilmeğini aldık. Devamına da 2 ilmek ters ördük. Şimdi 9 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Modelimizi oluşturacak olan bu 9 tane ilmeğimiz. Şimdi ikinci modele geçerken araya 2 tane ters ilmek ördüm. 2 ters ilmeğin devamına tekrar 9 tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. İkinci modelimi oluşturacak olan 9 tane düz ilmeğimi de ördüm. Burada 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmek ters. Bunlar modele dahil. Bu da kenar ilmeği. Onu da düz ördüm. Sıramı tamamladım. Ön yüzde modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi döndük. Modelimizin arka tarafına geldik. Modelimizin arka yüzüne başlarken yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıraya başladım. Burada devamında bakın 2 tane düz ilmeğim var. Bunları düz olarak ördüm. Burası örgümüzün arka yüzü. Kenar ilmeğini aldık. 2 ilmek düz ördük. 2 tane düz ilmekten sonra 1, 2, 3 tane ters ilmek ördüm. Burada 6 tane ters ilmeğim kaldı. Bakın şimdi 3 tersten sonra ilmeğimi battım. Ters öreceğiz. Fakat 1, 2 sefer dolayarak ters örüyoruz. Tekrar
Bir, iki sefer doladım. Yine ters ördüm. Kenar ilmeğini aldım. İki tane düz ilmek ördüm. Devamına üç tane ters ilmek ördüm. Bunları tek olarak dolayarak ters ördüm. Ondan sonra bakın bir, iki sefer çift dolayarak ters ördüm. Bunu altıya tamamlıyorum. Bir, iki sefer doladım. Ters olarak ördüm. İki sefer doladım. Ters olarak ördüm. Bir, iki doladım. Ters ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Şimdi son kez 1, 2 doladım. Ters olarak ördüm. Ön yüzde 9 tane düz ilmek örmüştük. Şimdi onun arkasındayız burada. 3 tane ilmeği tek olarak ters ördük. Kalan 6 tane ilmeği de çift dolayarak yine ters ördük. Burada 2 tane düz ilmeğim var. Bunları düz ördüm. Şimdi tekrar ikinci modele geldik. 1, 2, 3 ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi tekrar çift dolayıp ters öreceğiz. 1, 2 doladım, ters ördüm. Bu ilk ilmeğim oldu. 2 doladım, ikinci ilmeğimi ördüm. 2 doladım, üçüncü ilmeğimi ördüm. 2 doladım, dördüncü ilmeğimi ördüm. 2 doladım, beşinci ilmeğimi ördüm. Yine 2 doladım. Altıncı ilmeğimi de çift dolayarak örmüş oldum. Görüntüm bu şekilde. Şimdi 2 ilmek düz ve kenar ilmeğiyle de sıramı tamamladım. Burası modelimizin arka yüzüydü. Şimdi döndük tekrar. Modelimizin ön yüzüne geldik. Öncelikle kenar ilmeğimi alarak sıraya başladım. Bakın 2 tane ters ilmeğimiz var. Bunları ters olarak örelim. 3 tane ilmek oldu kenar ilmeği ile birlikte. Şimdi burada çift doladığımız ilmeklerimiz var. Toplam 6 tane. Bunları önce açıyorum bakın. 1 2 3 4 5 ve de 6. 6 tane şöyle uzunca ilmeğim oldu. Şimdi sol şişimle 1 2 3 tanesini atladım. Devamındaki 3 tane ilmeği şişime aldım bu şekilde. Burada kalan 3 tane ilmeği de altından geçirdim. Şöyle çaprazlamış olduk. Burada sağ şişte olan 3 tane ilmeği de diğer ilmeklerin önüne taktım. Şimdi hepsini düz öreceğiz. 1 2 3 Önce alttan geçirdiğim 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi buradan sola doğru vermiş olduğumuz 3 ilmeği de yine düz olarak örelim. 1 2 ve de 3. Burada modelimizi oluşturmuş olduk bakın. Az sonra yukarıya doğru ilerlediğinde daha net belli olacak. Kalan 3 tane düz ilmeğim var. Bunları da tek olarak düz örüyorum. 1 2 3. Aradaki 2 tane ters ilmeği ördüm. Şimdi tekrar burada çift doladığımız yere geldik. Önce doladığımız ilmekleri açıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve de 6. 6 tane şöyle uzunca ilmeğimiz oluyor. Sol şişimle sayıyorum. Bakın 1, 2, 3 tanesini atladım. Kalan 3 ilmeği sol şişime. Burada kalan 3 tane ilmeği de sağ şişimde olan ilmeği de bu 3 ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde çaprazlamış oluyoruz. İlk aşama bu. Sonrasında sağdaki ilmekleri tekrar sol şişime getirdim. Ve şimdi hepsini düz olarak örüyorum. Anlatırken karışıkmış gibi görünebilir. Yaparken gayet kolay. Deneyenler zaten görecektir. Çaprazladığım ilmeklerin tamamını düz olarak ördüm. Toplam 6 tane ilmeği bu şekilde çaprazlayıp örmüş olduk. 3 tane düz ilmeğim kaldı. Bunları düz ördüm. 2 ters ve kenar ilmeğiyle de sırayı tamamladım.
Şimdi modelimizin ilk aşamasını bu şekilde tamamlamış olduk. Döndüm, örgümün arka tarafına geldim. Önce kenar ilmeğimi aldım. Devamına iki tane düz ilmek. Şimdi bir önceki sıraya başlarken 3 tane ilmeği tek olarak örüp diğerlerini çift dolamıştık. Şimdi modelimiz kayarak ilerliyor. 2 tane düz ilmeğin devamından hemen çift dolayıp 6 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 ve de 6. 2 tane ördüğümüz düz ilmeğin devamına 6 ilmeği çift dolayarak yine ters ördüm. Burada 3 tane ters ilmeğim kaldı. Bunları da tek olarak ters örüyorum. İlk modelimi yapmış oldum. Aradaki 2 tane düz ilmek. Şimdi tekrar ikinci modele geldik. Hemen düz ilmeklerin devamından çift dolayıp 6 tane ilmeği örelim. 1 2 3 4 5 ve de 6. 6 ilmeği çift dolayarak ters olarak yine ördüm. Kalan 3 ilmeğimi de tek olarak ters ördüm. 2 düz ve kenar ilmeğiyle de sırayı tamamladım. Burası örgümüzün arka tarafı. İlk hazırlığı modelimizin arkasında yapıyoruz. Ön yüze geldiğimizde de çaprazlama işlemini yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın devamındaki 2 tane ilmeği yine ters ördüm. Şimdi buraya geldiğimizde bir öncekinde burada çift dolu ilmeklerimiz vardı. Modelimizi burada oluşturmuştuk. Şimdi burada başlarken 3 tane tek düz ilmeğim var. Önce bunları düz olarak örüyorum. 1, 2 ve de 3. Çift dolu ilmeklere geldiğimizde önce ilmeklerimizi açıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane şöyle uzunca ilmeğim olmuş oldu. Bu ilmeklerin hepsini sol şişe alıyorum. Altı uzun ilmeğim sol şişimde olmuş oldu. Şimdi bu aşamada 3 ilmeği atlayıp önce sondaki 3 ilmeği öreceğiz. İpimi örgümün arkasına aldım. Bakın 3 tane ilmeği örmüyorum. 4. ilmeği aldım. Düz olarak ördüm. Şöyle üzerinden atlattık. Bakın düz olarak örmüş olduk. Şimdi bir sonraki düz ilmeği yine ilmeklerimin üzerinden atlattım. Düz örüldü. Son bir tane kaldı. Bunu da düz olarak örüp ilmeklerimin üzerinden atlattım. Altta kalan 3 tane ilmeği de düz ördüğümde modelimin ikinci kısmını da tamamlamış oldum. Aradaki 2 tane ters ilmeği ördüm. Şöyle bakalım. Bakın burada modelimizin ikinci kısmı da tamamlanmış oldu. Aynı işlemi diğer modele de uyguluyoruz. Önce 3 tane düz ilmeği düz ördüm. Çift dolalı ilmeklere geldiğimizde önce ilmekleri açıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane uzun ilmeğimiz oldu. Bunları soldaki şişime aldım. Önce şu 3 ilmeği örüyoruz. 3 ilmeği atlayıp şunları sırayla düz olarak örelim. Bakın bu şekilde öne doğru çektim. Düz ördüm ve ilmeğimin üstünden atlattım. Şimdi ikinci ilmeği. Üçüncü örmüşüm sanırım. Önce ikinciyi örelim. Şurada bir karışıklık oldu. Hemen bunu geri alıyorum. Modelimize bakalım. Bakın ilk ilmeği örmeden atlamışım. Sondaki ikinciyi örmüşüm. 1, 2, 3, 4. ilmekten başladım. Bu sefer doğru yapalım. Bu 1. Şimdi bir sonraki. Ve de 3. Önce sondaki 3 tane ilmeği düz olarak ördük. Şimdi şişin altında kalan
3 tane ilmeğimiz var. Bunları da düz olarak örüyoruz ve modelimizi tamamlıyoruz. 2 ters ve de kenar ilmeği. Bakın ikinci modelimiz de tamamlanmış oldu. Gerçekten çok da güzel oluyor. Örmesi de çok keyifli. Şimdi burada modelimiz tamamlanıyor. Arka tarafa geldiğimizde ilk sıradaki arka sırayı tekrar ediyoruz. Yapalım birlikte. Bakın kenar ilmeği. Devamına 2 tane düz ilmek. Hemen buradan zaten belli oluyor. Bakın bu ilmekleri şurada 3 tane var. Bunları ters olarak örüyorum. Tek 1, 2, 3. Şuradan belli oluyor. Demek ki bunları çift dolayacağız. 3 ilmeği ters ördüm. Şimdi çift dolayarak 6 tane ilmek örüyorum. Arada olan 2 tane düz ilmeği ördüm. Yine 9 tane model kurduğumuz ilmeğe geldiğimizde ilk üçünü tek olarak tek dolayarak ters ördüm. Sonda kalan 6 tane ilmeği de çift dolayarak yine ters örüyorum. İki düz ve kenar ilmeğiyle de sıramı tamamladım. Yeni model sıramıza da başlamış olduk bu sırayla birlikte. Şimdi burada kenar ilmeğini aldım. Devamındaki 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın çift dolalı ilmeklerimiz. Önce ilmeklerimizi açıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane uzunca ilmeğim oldu. Şimdi modelin ilk aşamasını yapıyoruz. Nasıl yapmıştık? Bakın 3 ilmeği atladım. Şu ipim katına ayrılmış. Onu alayım hemen. 3 ilmeği atlıyorum. Baştaki 3 tane ilmeği sol şişime aldım. Burada kalan 3 ilmeği de sol şişteki ilmeğin içinden geçirip bu şekilde çaprazladım. Şimdi bunların hepsini solda birleştirip düz olarak örüyoruz. Bir, iki, 4, 5 ve de 6. 6 tane ilmeğimi örmüş oldum. Burada 3 tane tek ördüğümüz düz ilmeğimiz var. Bunları da ördüm. Bakın yeni modelimizi de yapmış olduk. Bundan sonrasında model yukarıya doğru ilerlerken aynı işlemleri yaparak örmeye devam ediyoruz. Şurada olduğu gibi hemen bitmiş olanı da göstereyim. Bakın buradan başladık. Önce sola doğru olan çaprazı yaptık. Bir sonrakinde sağa doğru. Sonrasında model tamamlanmış oldu. Tekrar alttaki işlemleri tekrarlayıp bakın sola doğru yaptık. Bir üste geçtiğimizde tekrar sağa. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Gerçekten takibi kolay, örmesi keyifli bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.